savaş planlarından raporların alınması, hanım kollarının raporları. Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı'nın genişletilmiş il divan toplantısı gerçekleştirildi. Talip Avcı Kültür Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına il başkanı Burak Erol ve il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kolları üyeleri ve partiler katıldı. Raporların alınması, hanım kollarının raporları, il birim başkanlarının raporları. Toplantıda Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, ilimiz ve ülkemiz gündemini değerlendirdi ve yerel seçimlere hazırlık konularında önemli açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, yerel seçimlere 5 ay kala, 4,5 yıldır yatan AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili belediyenin tutuştuklarını ve hizmete başladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi bir de bizim değinmek istediğim bir konu var. Seçim yaklaştı. Seçim yaklaştığı zaman bizim AK Partili belediye başkanlarında izlediğimiz bir husus var. Yani böyle her tarafta çalışma var. Konzu'da, Kilimli'de, Merkez'de her tarafta yoğun bir çalışma var. İşte Konzu'da bir kent meydan düzenlemesi var. İşte kaldırı düzenlemesi, mahallelerde asfalt dökülmesi, işte sosyal alan donatıları yapılması. Kardeşim siz 4,5 yıldır, 5 yıldır görevdesiniz, daha önce niye yapmadınız? Maalesef ki AK Partili belediyelerde gönül belediyeciliği yok. Böyle bir halkın gönlüne girme yok. Yukarıdan bakma, kibir, tepeden bakma. Siz anlamazsınız, biz anlarız. Siz yapamazsınız, biz yaparız. Ama son noktada baktığında hiçbir hizmet yok. Zonguldak'ın genelinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinde hizmet yok. CHP'li belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerden de memnun değiliz. Belediye başkanlarının yapmış olduğu yönetim anlayışından da memnun değiliz. Biz Saadet Partisi olarak Gelecek Partisi'yle bir grup kurduk ve gerçekten de Türkiye'de 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve göreceksiniz ki Türkiye'nin, milletin, devletin ve geleceğimiz adına olumlu adımlar atılmayan hiçbir adımda ne yapacağız, destek olmayacağız ve meclisi orada dayatacağız onları Allah'ınıza göreceksiniz. Milletin meclisinin milletin hayrına olacak işlere imza atması için de elimizden geleni biraz önce ifade ettik, ardımıza koymayacağız. Ben bu yapılan il divan toplantısının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlerin bu davaya göstermiş olduğunuz bu kararlı duruştan, bu vazgeçmez iddialı ve gayreti tutumunuzdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Toplantımıza katılan basın mensubu arkadaşlara teşekkürlerimi arz ediyorum.